benim evim, bir senedir oturuyordum. Dün geldim, iş yerimde beni aradılar, evini dışarı atıyoruz diye. Daha önce hiçbir bilgi vermeden çocuğum, evdeki tek çocuğum vardı. Kapıyı açtırıp eşyalarımı aşağı indirmişler. Birlikte gelip derim kapımı içeriye daldılar. Çocuğum korkudan beni aradı. Ev sahibiyle kira bedelinde uzlaşamayan Ayşe Yüce, iki çocuğuyla sokakta kaldı. Yüce, 18.000 TL ödediği yıllık kirasının ev sahibi tarafından 75.000 TL'ye çıkarılmak istendiğini, bu bedeli ödeyemeyeceğini belirterek ev sahibinin hesabına 35.000 lira yatırmasına rağmen evinden atıldığını söyledi. Geldi, oğlum aradı. Dedi anne evimizi dışarıya atıyorlar dedi. Ben bir gün bile süre istedim. Hani bana bir gün süre verin, en azından bir haberim olsun, eşyalarım dışarıda kalmasın, sokakta kalmasın diye. O bir gün süreyi bile vermediler. Biz dün geceyi o yağmurlu havada eşyalarımızla birlikte sokakta geçirdik. Bir yıl peşini ödedim. Ev sahiplerim de çok iyiydi. Hiçbir sorun yoktu. İkinci yılı da ödedim. Beşinci ayında bu beyefendi satın aldı evi. İlk önce anlaştık, parayı hesabına attım. İki ay sonra ev sahiplerine müthiş bir zam geldi, ev kiralarına. O zam gelince benim hesabıma parayı geri gönderdi. Ben de geri gönderdim. Bu şekilde 10 defa ben geri gönderdim. %500 şeklinde bir zam var, verdi bana. %500'ü de hani hangi vicdan kabul eder? Kim ödeyebilir bunu? Hani 18 binken 75 bin ben nasıl ödeyeyim? Siz yalnız insanlarsınız, ben sizi mahvederim, elektriğinizi keserim, suyunuzu keserim diye. Ve bunları da yaptı. Elektriksiz susuz bıraktı ilk önce. Ben tekrar gittim, savcılık kararıyla açtırdım. Mahkemeye verdim. Mahkeme beni haklı buldu. Bana IBAN açtı. 18 bin yatırmamı söyledi. Ben 35 bin yatırdım. Böyle olduğu halde yine bana tahliye kararı çıkmış. Ve bundan benim haberim yok. Hiçbir kağıt gelmeden, bilgi gelmeden benim eşyalarımı dışarıya atıp çocuğumla birlikte ben işten geldiğimde bu halde buldum. Bir ev bulup taşınmayı istiyorum. Ev arıyorum. Hani insanlar da zaten ev aradığını, eşyalarında olmadığını duyunca zaten daha fazla kirayı arttırıyor. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Yani sokakta kaldık.